Herkese iyi akşamlar. Yine bir deprem özel yayınında sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz yaklaşık 14 gündür deprem özel yayın kuşağında çeşitli konuklarımızı burada ağırlayıp hem sürecin nasıl gittiğini hem de nasıl hazırlıklar yapmamız gerektiği konusunda konuşmalar yapıyoruz, sohbetler yapıyoruz. Yine bir diğer taraftan da geçtiğimiz hafta Salı günü lansmanını burada birlikte yaptığımız Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu'nun her koşulda omuz omuza Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü kampanyasını sizlere duyurduk. Ve yaklaşık 8 gündür de hiç durmadan aralıksız bu kampanya devam ediyor. Bir taraftan üretim devam ediyor, bir taraftan yardımlar ve kampanyanın için para toplanmaya devam ediyor. Ve ayrıca ileriki şeyler için çalışmalar yapılmaya çalışılıyor. Bugün yine komite üyelerinden iki tane konuğum var birlikte. Süreç ne durumda, hangi noktaya geldik bunları konuşacağız. Reklamcılar ve Tasarımcılar Birliği Derneği As Başkanı Sayın Özlem Özbekoğlu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Sayın Hürrem Tolga Bey. Nasıl? Evet, koordinatörü Hürrem Bey bugün bizlerle beraber. Ayrıca platformunda kendileri hem denetçileri hem yöneticileri hem de sürecin içerisinden devam ediyorlar. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum bu emekleriniz için. Bu ortaya konulan bir birlik ve dayanışma içerisinde yürütülen çalışma için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün açıkçası yani yaklaşık 8-9 gündür biz bu konuyu konuşuyoruz ama sanki hiç konuşulmamış gibi sizinle tekrar bu projeyi konuşmak istiyorum. Tekrar aktarmak istiyorum. Her gün konuşulacak. Yeni evet. Bir şey oluyor zaten. Tabii. Hem öyle hem gelişmeleri konuşacağız evet. Ama diğer taraftan da bu daha önce duymamış, dinlememiş bu projeyi izleyicilerimize, Kıbrıs Türk halkımıza bunu tekrar anlatmak, sürecin nasıl şeffaf ilerlediğini ve bir birlik içerisinde ilerlediğini anlatmak istiyorum. O yüzden hani tekrar aynı şeyleri konuşuyoruz gibi hissetmesin sevgili izleyicilerimiz. Hiç dinlememiş, hiç duymamış gibi davransınlar. Tekrar bizleri can kulağıyla dinlesinler. Hiç bağış yapmamış gibi tekrar bağış yapsınlar bu kampanyaya. Tek beklentimiz, tek dileğimiz onlardan budur. İsterseniz yavaş yavaş sizinle başlayalım Özlem Hanım. Hoş geldiniz tabii, tekrar. Sizi herkes tanıyor ama kısaca isterseniz bir tanıtın kendinizi yine. Ben Özlem Özbekoğlu. Reklamcılar Derneği As Başkanı olarak bugün buradayım. Benim için çok büyük gurur çünkü hem Reklamcılar Derneği As Başkanı, Reklamcılar Derneği'nin bir üyesi olarak hem de Girişimci Kadınlar Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olarak bu platformda her iki taraftan hatta 3-4 taraftan bir sanayiciyiz, bir esnafız, ticaretle de uğraşıyoruz. Günün sonunda bu ülkeye çok şey borçlu olan özel sektörden bir insanız. Buraya 48 platform üyesi, 48 dernek, 48 örgüt birlik oldu. 30 kusurla başladık. 48'deyiz şu anda. Bir de dışarıdan destek olanlar da var. İlk önce işte platforma kayıt olayım olmayayım sonrasında işte imza sürecini yetiştiremedi ama dışarıdan yine destek olmaya evet. Devam eden özellikle işte Mimar Mühendis Odaları Birliği'miz var sağ olsunlar. Onlar da hepsi destek veriyorlar. Ciddi bir güç birliği vardır. Sanırım bir rekor. Yani bugüne kadar bilmiyorum kaç platformu, kaç birlik var ülke çapında faaliyet gösteren. Şimdi birlik vardır. Önemli olan o birliğin icraatıdır. Evet. Burada ilk kez bir icraat vardır, bir icat vardır, bir üretim vardır. Özellikle bir sanayici olarak, reklam sektöründe bir üretici olarak bir şeylerin ülkemizde üretildiğini görmek ayrı bir mutluluk. Bunu imece usulü yapıldığını görmek ayrı farklı bir mutluluk. Hürrem abi de aynı şeyi paylaşacaktır mutlaka. Oradaki heyecanı duymak. Çünkü burada yanlış anlaşılmasın ama toplum olarak öyle birlikte bir şey yapmaya çok alışık bir toplum. Evet. Genel olarak zaten eleştirdiğim ki öz eleştirimizi yapıyoruz. Öz eleştirimizi yapalım yani. Bu bir gerçektir. Ama şu anda elektrikçisi, mekanikçisi, demircisi, alüminyumcusu, mobilyacısı, reklamcısı hepsi birleşmiş ve canla başla bu proje için uğraşıyor. Bu proje bizim emeklerimizde olacak. Güzel olan hep birlikte şu anda bir sanayi ülkesi olarak çalışıyoruz yani. Ve bir güzel bir amaç için çalışıyoruz. Evet. Bir barınma, bir köy için çalışıyoruz. Ve gerçekten depremde hakikaten çok ciddi kayıplar vardır, zararlar vardır. Bir nebze de onlara ilaç olabileceksek bu da ayrı bir zaten içimizdeki o motivasyonu yükselten bir olaydır. İlk günden beridir hiç kimse hiçbir şeyi gerçekten hiç sorgulamadan, hiç emeğini acımadan bu platformda çalışıyor.
Ben icrada ya da denetimde değilim. Bu işin Reklamcılar Derneği olarak biz dedik ki biz hemen bir logo yapalım. Hemen bunun duyurusuna geçelim. Hemen bu işi kurumsal yapalım. Web'i oluşturuldu. Onu da başka gönüllü bir arkadaşımız yaptı. Sosyal medya sayfaları açıldı. Nasıl duyurabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Ne slogan kullanabiliriz? Halkımıza nasıl kendimizi daha iyi ifade edebiliriz? Onların güvenini nasıl kazanabiliriz? Bu platformda da diğer arkadaşlarımıza çok büyük emekler vardır. Nasıl destek olabiliriz konusunda devreye girdik. Ama güzel olan tarafı icra kurulu, ekonomik örgütler artı diğer farklı üyelerden de bir icra kurulu oluştu. Evet. Ve çok büyük emekler vardır. Bir satın alma birimi oluşturuldu. Korkunç emekler vardır. Fiyat alınsın, pazarlık yapılsın, kimisi bağış yapsın, bunların hesapları tutulsun. Ayrı bir denetleme kurulu, kime ne verildi onları anlatacaktır size. Ama bunun içerisinde tabii biz her alanda da içinde olduğum için, ben her anını da takip ettiğim için gerçekten çok zor bir iş. Şimdi belki bir kişi 1000 tane konteyner yapacağım dese çok daha farklı işi koordine eder, yapar, evet, bitirir, gider. Ama burada bir toplumun sorumluluğunu taşıyoruz. Bu çok farklı, çok özel bir duygudur. O yüzden de ben herkese, yani sadece platformda değil, buraya destek veren tüm ülkeye, tüm topluma, her bireye teşekkür etmek isterim gerçekten. Çünkü hepsini yanımızda hissettik, yani gerçekten yani Karpaz'dan Serdarlı'ya, Güzel Yurt'a, merkeze, her kurum kuruluşta bu güveni, bu coşkuyu, bu dayanışmayı hissetmek, hele de bugünlerde bizim için çok kıymetli. Evet, yani benim zaten projenin başında ilk geçen hafta salı, evet, günü, pazartesi günü duyduğumda en çok dikkatimi çeken, sanki bu proje önceden düşünülmüş, hazırlanmış ve işte bir felaket anında olacak da biz bunu hemen organize olacağız, birlikte hareket edeceğiz gibi bir his duydum ben. Çünkü hemen hemen her şey hazırdı. Yani yönetim, kimler katılacak, kim nasıl katkı koyacak. O anda karar verildi. Evet, yani çok ilgi çekiciydi. Biz sabah bir telefon aldık. Çok hızlı bunu işte ne yapılabilir diye Sayın Ali Başkanımız, Ali Kamacı Sanayi Odası Başkanı, ne yapılabilir diye gene ekonomik örgütler platformla, işte devlet yetkilileriyle konuştuğunda, hükümet yetkilileriyle ne yapılabilirden böyle bir fikir ortaya atıldı. Çünkü çok fazla zaten yardımlar vardır ama barınak çok ciddi sıkıntıdır. Evet. Ki görüyorsunuz ne kadar ülkemize de göç geliyor bununla ilgili. İnsanların kalacak yeri yok, akrabalarına sığınıyor. Çok, evet, büyük bir problemdir. Bunun akıla gelmesi ve bununla ilgili hemen bir toplantı yapıldı. Bir odaya girdik, 25-30 kişi oturuyor. Bir anda orada zaten icrada kim olmak ister? Gönüllü. Denetimde kim olmak ister? Gönüllü. Hemen kuruldu ve inanın bazı şeyler çok yolda düzele düzele gidiyor. Ama, evet, güzel olan tarafı herkes birbirini tolere edebiliyor. Hiçbir şekilde öfke yoktur, hiçbir şekilde ego yoktur. Bu çok kıymetlidir ve gerçekten bir işbirliği, bir imece içinde, evet, ben ne yapabilirim'i sorguluyor herkes. Yani o ne yaptı, sen ne yaptın değil, ben ne yapabilirimdir. Yani bu bağış toplarken de aynı şekilde ben SMS'imi atayım, mutlaka destek olayım vardır. Bu taraftan işte 1 milyon TL bağışlayan da vardır. Hepsi çok kıymetlidir. Evet. Herkes tabii ki elinden geldiği kadarıyla destek versin. İnşallah ki projemiz de en kısa sürede tamamlansın, İnşallah, ve insanlara ulaşsın. Hürrem Bey, siz hem odanız olarak hem de zanaatkarlarınız olarak aslında projenin, evet, öncülerindensiniz. Yani, evet, ilk size... Hiç, estağfurullah, hiç bu sizin elinizin, belki, emeği, belki, alnınızın teri, sonuna kadar çok güzel bir çalışma içerisindesiniz. Zaten benim de yani normal bir işveren olarak bir şirket kurmaya çalışıp veya böyle bir şeye girişmiş olmaya çalıştığınızda çok ciddi bir organizasyon yapısına gerek var. Yani kaynakçısı, elektrikçisi, işte ne bileyim demircisi, içerisine kurulacak olan çalışması vesaire, hem satın alma süreci hem de üretim süreci ciddi bir emek ve hazırlık gerektiriyor. Siz yani İlk kez böyle bir organizasyon oldu. Hemen görev aldınız Esnaf ve Zanaatkar Odası olarak ve öncülüğünü çekiyorsunuz projenin. Gerek emek olarak, gerek şey olarak. Size ilk teklif üzerimize geldiği zaman ne hissettiniz? Üzerimize, ne düşündünüz? Üzerimize düşeni yapıyoruz. Evet. Payımıza düşeni yapıyoruz. Evet, herkes gibi tabii. Aynen öyle. Ama şöyle bir sistematik kurguladım Özlem Hanım konuşurken. Bir kere dayanışma sel olup gidiyor. Yani bir sele dönüştü dayanışma eğilimi, duygusu, ne, evet, derseniz deyin. Aslında bu soruyla da çok karşılaştık. Ve izahını yapmak istedim. Çok sevindim. Sadece kardeşlik bağı değil, evet, ilişkiler değil burada. Aslında
ekranların içine girdik. Hı hı. Bir de iletişim çağı çok fazlaydı. Evet. Yani o ateş sadece orasını yakmadı. Sadece Mavsa'daki kayıplarımızı yakmadı. Hı hı. Kayıp yakınlarını yakmadı ya da o ateş. Evet. Hepimizi yaktı. Çok doğru. Yani bu özdeyişi biraz da değiştirmemiz lazım. Öyle bir dünya. Çok fazla etkileşim var. Evet. Türkiye ile hayday bir etkileşim söz konusu. Hepimiz çok etkilendik. Bütün toplum çok etkilendi. Bunu her şeyden önce ifade edeyim. Belki de ilk kez ifade ettim. Çünkü cevabını da aradım. Nasıl bu kadar çok duygulanabiliyoruz? Ve bu dayanışma nasıl bir anda sel olup gidiyor? Evet. Gerçekten bunun izahını aradım. Türkiye'deki kadar bir duygu var burada. Bir şey yapma duygusu. Ve nitekim insanlar biliyorsunuz kendiliğinden attı. Ne yapabilirimi kendi tedavisi için ya da o dayanışma ruhunu bir şekilde yansıtmak için. Ben sizin için yapıyorum gibi görünüyor ama aslında kendimiz için de yapıyoruz. Evet. Evet. Yani dünyadaki en kötü şey herhalde bir şey yapamamak bir sorun karşısında. Evet. Ve bu da bizim verdiğimiz bir reaksiyon oldu. Tabii bu kendiliğindendi başlangıçta biliyorsunuz. Belediyelerin gösterdiği, devletin, hükümetin gösterdiği noktalara sel gibi attı insanlar. Hı hı. Ellerinde ne varsa kendileri düşünerek hatta. Evet. Hatta yönlendirme de oldu daha sonra. Bu yeterlidir, şu olsun falan. Hı hı hı. Ama bunlar olurken biz bir taraftan da zaten dedim ya ekranların içine girdik. 24 saat başka bir şey konuşamaz olduk. Barınma o soğukta, o dondurucu havalarda gerçekten müthiş bir soğuk ortamında gerçekleşti. Bu trajik olay. Evet, maalesef. Başka türlü de tanımlayamıyoruz zaten. Barınmanın herkes tarafından dillendirildiği bir ortamda biz de bunu zaten görebiliyorduk. Bütün tartışmalarda. Evet, Ali Kamacı, Sanayi Odası Başkanı alo dediği zaman böyle bir proje var dedi. Evet. Herkes hazırmış gibi zaten. Evet evet. Yani benim dediğim gibi en çok dikkatimi çeken nokta oydu. Yani bir şey yani, birlikte olacağımız bir şeyi arıyordu. Yani evet yat gidiyordu, battaniye gidiyordu, soba gidiyordu. Hı-hı. Ama birlikte olabileceğimiz bir şeyin de arayışı vardı. Evet. Daha somut. Hepimizin duygularını ifade edebilecek bir şey de aranıyordu. Bu sorular soruluyordu. Hepimiz arasında herkesin bir fikri olarak yani Ali Kamacı bunu ifade etti belki ama herkesin bir fikri olarak hemen gelişti. Çok hızlı bir şekilde gelişti. Ve bir araya geldiğimizde devam edeyim isterseniz. Tabii. Çünkü Özlem Hanım değindi ve çok önemli noktaları üzerinde durdu ama hızla geçtiği noktalar var. O kadar çok şey var ki ne oldu biliyor musunuz? Herkes kabul ederken tabii nasıl yapacağız meselesine de geldi. Hı hı. Evet, barınma meselesi. Evet, evler, prefab konteyner ne derseniz deyin. Evet. Yaşam evleri. Yaşam. Biz en sonunda böyle bir ifade ortaya koyduk. Çünkü öyle bir güzel proje ortaya kondu ki gerçekten içinde yaşanabilecek. Hı hı. Gayet ciddi standartları çok yüksek. Onaylanmış, çeşitli görüşlerle desteklenmiş bir barınma yaşam evi projesi ortaya çıktı. Ama nasıl yapacağımız noktasında biraz zorlandık. Hı hı. Onu söylemek isterim ve geçemem. Çünkü devam ediyor bu tartışma. Yapar mıyız, yapmaz mıyız? Hı. Yoksa biz o dayanışmayla maddi olarak bir yerde açacağımız hesaplarda bir güç oluşturalım, para toplayalım, kaynak oluşturalım ve satın mı alalım? Yoksa burada üretelim mi tartışması? Ya bence çok doğru bir yöntem seçildi. Çünkü parayı toplamak, bunu hazırı satın almak işte. Çok kolaya kaçmak aslında ama diğer taraftan... Ve niçin biliyor musunuz? Evet. Bu psikolojik yanı da var. Yalnız bu üretim kapasitesini ortaya çıkarmak için değil. Hı hı. Aynı zamanda buna ihtiyacımız vardı. Biz dokunmak istiyorduk. Evet. O dayanışmayı doyasıya hissetmek istiyorduk. Çünkü bir insanlık dramı var orada. Evet. Şöyle, şu neden, bu neden. Zaten onu tartışmıyoruz gördüğünüz gibi. Ve güzel olan ne oldu biliyor musunuz? %98'imiz neredeyse dedi ki biz bunu yapacağız. Bu muhteşem bir şeydi. Riski yok muydu? Onu da göğüsledi insanlar. O yapma, bir şeyleri yapma duygusu bizi riskli karara taşıdı aslında. Onu da kendi kendinize analiz edersiniz biliyorsunuz. Tabii. Nasıl böyle bir riskli kararın içerisine gireriz? Hatta eleştiriler başladı daha sonra. Ve birçok arkadaşımız değmez noktasına bile gelip gitti. Onu da söylemek zorundayım. Yani samimiyetle her şeyi burada konuşuyoruz. Tabii ki. Dinleyenlerimiz de samimiyetimizi biliyor zaten. O duyguyu da yani böyle bir riskli işe giriyoruz ama doğru mu yaptık sorusu da o yapan arkadaşlarımız arasında.
Bu soruyu da çok insanımız sordu. Evet. Ama kararlılıkla yürüdük. Geri adım atabilirdik, atmadık. Evet, kararlılıkla yürüdük. Yani. Ve gerçekten daha sonra coşkuya dönüştü. Evet. O sel, duygu, dayanışma duygusu coşkuya dönüştü. Nasıl sarıldı insanlar? Evet. Nasıl sarıldı insanlar? Ve şu anda üretimin hızına yetişemiyoruz biz. Bugün işte evet, onu diyecektim yani. Mesela 1000 tane ev kararı verildi. 1000 tane yaşam alanı. Evet, çıtayı da bayağı yüksekte tutarak. Bu koydu. Belli bir rakam mı yoksa bir anda ortaya çıkmış bir rakam mı? Biz çıtayı yüksek tuttuk. 1000 adet dedik. Evet. Yani çıtayı yüksek. Yani İhtiyaç zaten sonsuz. Çok fazla. Yani. 1000 adet az bile oraya ama biz 1000 adeti yapacağız dedik. Çıktık. Ama evet, yani çıtayı yüksek tutmak için yaptık onu. Ve gerçekten standartlar her şeyle düşünülerek ele alındı. Ve malzemesi de içinde olacak şekilde. Evet. Bu ifade ediliyor herhalde. Edildi de. Ve biz bütün bunları... Malzemesi derken yaşam alanı içerisindeki malzemesi. Tabii ki. Yani olacak. Evet. Tuvaleti olacak. Bütün bunlar düşünülerek, tesisatı olacak, elektriği olacak. Evet. Yani bütün bunlar kapıyı gir, çantanı içeriye koy, yerleş, yaşamaya başla. Evet. Bir tek eşyalar o daha sonra düşünülecek. Veya işte belki onlar Türkiye'de çözülerek gidilecek. O ayrı bir konu. Bütün bunları konuşurken tabii yine acılı bir şey oldu. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Çünkü alnımız o kadar açık ki. Evet. Çift haneli yaşam evleri için piyasadan alınan fiyatlarla 175 bin TL'lik bir rakam çıktı. Rakam çıktı, evet. Boynumuza borçtur zaten. Onun için söylüyorum. Bunlar o kadar açık hesaplar ki. Evet. Her şey o kadar şeffaf ki. Burada da söylemekte sakınca görmüyorum. Ve dolayısıyla bu yayınların da yanıtlar açısından, açıklık açısından, şeffaflık açısından da çok önemli olduğunu söyleyeyim. Evet. Şu anda çok önemli bir görev. Tekrar dediniz ama tekrar yapmıyorsunuz aslında. Çok önemli bir sorumluluk üstleniyorsunuz. Her gün farklı bir şeylerle karşılaşıyoruz. İhtiyaç duyuyoruz çünkü. Ve nasıl ulaşacağım herkese? Ve halka açıklama yapmakta durumundasınız. Yani sonuçta elinizi bir taşın altına koydunuz. Aynen, tabii ki. Sorumluluk aldınız, söylediniz. Evet. Yani biz toplum adına bu sorumluluğu aldık. Ve o yanıtları vermek zorundayız. Yanıtlamak zorundayız. Ve evet 175 bin yani piyasa fiyatları üzerinden 175 bin TL olarak belirlendi. Yarısı 21 metrekare çünkü o daha çok dillendi. Evet. 21 metre yani yarısı biz çünkü 42 metre çift yatak odalı olarak düşündük. 21 metrekaresi de işte 85-87 gibi bir rakaba tekabül ediyordu. Mefruşatı içinde ama. Ama açıkçası Hürrem Bey şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben de bir taraftan Türkiye'deki işte birçok kampanyayı da yakından takip ediyorum ve katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Yine benzer bir proje ile ilgili gelen rakamlar var bana son birkaç gündür. Yani boş bir konteynerin şu anda işte alınması, tedarik edildi. Bakın bomboş. Evet, 70. Sadece 4 duvar ve çatı tavandan. 70. Evet 60-70 bin civarında evet, bir rakamlar. Ama standartları da var ama ben oraya da gelmiyorum. Tabii. Hemen devam ediyorum ve çok teşekkür ederim. Devamını söyleyeyim. 130 bine düştü şu an. Evet. Şu anda yapılan bağışlar ve katkılarla malzeme katkısıyla zaten emek neredeyse sıfırlandı. Evet. Şu anda herkes kendinden vererek çalışıyor. Onu da söylemiş olayım. Konteyner 21 metrelik metrekarelik içinde dediğim gibi mutfağı vesaire tuvaleti olacak şekilde. Evet. Konteynerin fiyatı şu anda 65 bin düştü. Hatta onun biraz daha altı. Teklinin. Yani toplamda 130 bin düştü. 175 diye yola çıktık ama yolda her şey değişir. Piyasa fiyat listesine göre yapılmış bir şeydi. Piyasa fiyat listesine göre yapıldı ama şimdi atıyorum alüminyumcular dedi ki siz malzemeyi getirin biz emeğimizi koyuyoruz. İşte bundan dolayı. Bağış da yapıyor. Demir bağış profil yapanlar var. Ben üreteyim size 20 tane kasa diyenler var. Yani her gün için bunları yansıtıyoruz tabii. Ama bu demek değildir ki 175 bin lira bir konteyner için bağış yapanın parası 175 bin bir konteyner. Öyle bir şey yok. Diğer konteynere eklenecek. Ne olacak? Daha fazla konteyner üretilecek. Belki sonrasında işte daha küçüklerden de arta kalan parayla üretilip de gönderilecek. Ve büyük bir hızla ciddi anlamda bir çaba sarf ediyor üreticiler. Evet yani bunu da söylemek. Yani bu artık uhdeydi söylemek ve artık bunları bütün platform üyelerimizin de her yerde söylemesi lazım. Evet. Bizi dinleyenlerin ve samimi olan arkadaşlarımızın da bunu sorgulayarak gerekirse gelip yerinde görerek gerçekten anlaşılması lazım şu anda yapılmakta olan işin. Neden? Şu anda yaklaşık 30 kadar atölye düşünebilir misiniz? Geceli gündüzlü çalışıyor. Çok iyi. Ve bu espri yapıyorum sanılıyor ama ben de kendi kendime soruyorum bunu aslında. Espri mi yapıyorum?
Ama dünyanın en büyük fabrikasıdır diyorum bu. Düşünebilir misiniz? Bu kadar kısa sürede devreye girmiş. Ama düşünün 30 kaynakçı sadece atölyesi yaklaşık kaynakçı evet. atölyesi ve yanında çalışanlarla birlikte 100 kadar kaynakçı bir fabrikada nerede bulacaksınız? Yani ben olayı tam bir seferberlik durumu gibi görüyorum zaten. Öyle zaten. Ha, odur. Şu anda Alayköy Sanayi Bölgemizde. Yani, cumartesi, pazar, gece sürekli çalışıyor. 100 kadar kaynakçı sadece iskelet için çalışıyor. Kaynak için çalışıyor. O karkası yapsın diye çalışıyor. Biraz da onlara duyduğumuz saygıdan dolayı bunu ifade etmek zorundayım. Evet. Gerçekten. Ve o eleştirileri yapanları da davet ediyorum gerçekten. O insanların da saygı duysunlar. İzlesinler, bir havayı kokmasınlar. Mesela Alayköy, koca bir sanayi bölgemizdir. Evet. Lütfen gitsinler. Girdikleri anda o havayı soluyacaklar, görecekler. Harcanan emeği. O kıvılcımları, o demiri keserken o kıvılcımların nasıl savrulduğunu görecekler. Orada boyacıların, montajcıların nasıl çalıştığını görecekler. Ve projektörler şu anda devreye giriyor. Bilir misiniz? Şu anda projektörler var, devam ediyor insanlar. Neden? Aciliyet olduğu için. Zamanında yetişmesi için. Yani hak ediyor artık. Yani bir şantiyeye dönüştü. Bir arkadaşımız da öyle diyor. Bu bölge neredeyse şantiyeye dönüştü. Ve onunla bitmiyor tabii. Evet. Herkesin de üstlendiği bir misyon var. Yaptığı iş üzerinden bir misyon üstleniyor. Kimisi denetleyici, kimisi icrada, kimisi satın alıyor, kimisi reklamıyla ilgileniyor. Böyle bir pozisyon. Şimdi buna ihtiyacımız vardı gerçekten. Bu bizi geleceğe de hazırlamış oluyor. Evet. Ve şu anda çok hızlı bir şekilde yapabilirlik duygusu da oluşmaya başladı. Bundan daha büyük bir güç olabilir mi? Evet. Ben yaparım duygusundan daha büyük bir güç olabilir mi? Ve önemlisi dediğim gibi kendimiz için de yapıyoruz. Çünkü yardım edebiliyoruz. Evet. Hayır, dayanışabiliyoruz. Galiba bu daha büyük bir kavram. Ya zaten daha güzel bir kavram. Yardımlaşmanın en güzel şeyi karşılıklı olması gerekir. Şimdi anavatan Türkiye'miz bize 50 yıldır yani her türlü konuda hem sanayimizin gelişmesi, hem kendi yaşamımızı idame ettiğimiz, hem ülkemizi imar etmemizi her türlü katkıyı veriyorlar. Gönderdikleri hibelerle, yardımlarla veya aynı yardımlarla. Şimdi sanırım ilk kez böyle bir geri ödeme ve vefa borcumuzu geri ödeme şansı yakalamış olduk. Yani toplumları genelde hep böyle iyi veya kötü olaylar bir araya getirir. 74'ten sonra ben şey olarak dedim ya, bir seferberlik. Bizi ilk kez böyle bir olay, kötü bir olay bizi bir araya getirdi. Umarım bunu üstüne koyarak devam ederiz. Ve Türkiye'ye karşı olan vefa borcumuzu da ilk kez böyle bir yardımda bulunarak, bir el emeğimizle, göz numaramızla, alın terimizle üreterek bunu göndermiş oluyoruz. Şimdi peki ne durumdayız? En son iki gün önce burada ağırlamıştım komite üyelerini. 20-30 tane şeyin hemen hemen neredeyse bitme noktasına geldiğini ve hafta sonu işte elektrik döşenmesi noktasına gelecekti. Siz sahadaydınız, hemen oradan geldiniz. Şimdi evet, ben soluklanırken ben birkaç bir şey söyleyeyim ama Hürrem abim tam net olarak size rakamları verecektir. Dün akşam zaten az çok hızla yetişemiyor. Yaptık. Hızla gerçekten çok hızlı bir üretim var. Yani ben cumartesi öğleden sonraydı galiba, dedim ki işte orada çalışan arkadaşları motive de olsun, bir şeyler böyle alıp da hemen ziyaretlerine gidelim. Hem orada sahadaki arkadaşlara da destek verelim. Bu önemlidir yani, oradaki etkileşim. Oraya gittiğimizde gerçekten işte pazartesi iki kişi daha geliyor, işte bugün üç kişi daha geliyor, hafta sonu çalışacağız. Böyle ciddi bir birkaç noktaya uğradık Alayköy'de, ki işte Haspolat'ta da var, Girne'de de var. Organize sanayide var. Farklı noktada da ben sadece Alayköy'e gittim. Orada mesela 3 tane 4 tane günde bitiren vardı. Sonra dediler ki biz 6-7'ye çıkardık. Son dün akşam işte gün içinde bir yetkili arkadaş gezip bakmış. Canla başla daha çokunu üretmek için bir savaş var ve artık şeye geçtik. Ben mesela bugün böyle çok mutlu oldum. Kapı numaralarını yaptım ve 1'den 200'e kapı numarası. Evet. İlk hedef 200, gönderelim diye pazartesi salıya işte gemiler ayarlansın. İşte gidecek olan yer ayarlansın diye. Ciddi, dün bu toplantıyı yaparken dedim yani, çok uzun bir süre de geçmedi yani bu toplantı şu anda yapılır ve bu kadar hızlı ilerledi. Gerçekten biz içinde olanlar bile bundan etkileniriz açıkçası. Evet. Belki de biz daha çok etkileniriz. Çünkü çok sorgulandı, edildi. 14 gün. Ve 14 gün gibi bir sürede 200 taneyi ve çift ev olarak yani 200 taneyi tamamlayıyoruz. Ve yani o kadar bazen değişik sorunlarla karşılaşırız. Mesela dün akşam
gene akşam üzeri bir toplantı vardı, flanş üretimi. Hı hı. Kaç kişi demir kesebilir ve bir flanş üretir? Flanş dediğimiz işte bunları birbirine tutturmak ve bu konteynerleri ekstra yere montajlayabildiğimiz ayrı kalıplardır. Aparatlar. Ve kaç kişi daha acaba sanayide bunları kesebilir de bize yetişsin? Çünkü yetişmez, bitti, flanşımız yok. İşte şunu da arayalım, bunu da arayalım, şu firmayı da arayalım. Hemen herkes telefonla arasın. Evet. Yani bu gerçekten inanılmaz bir olay yani ve gerçekten hızlı gidiyor. Tahminimizin üstünde, doğru mu? Kesinlikle. Doğru. Yani. Zaten dediğim gibi yani en yani çok ben de üretimin içinde olduğumda ilk 1000 rakamı beni korkuttuydu açıkçası. Hı hı. Hatta Dima Beyleri, İçim Alımları aradım. Dedim ki yani biz de üretiriz. Şimdi düşündüğümde ben bunu 40 metrekare bir büyük totemi düşünürüm. Benim ustalarım bir büyük yoldaki totemi kaç günde nasıl yapar, nasıl kaynatlar? Kaç tane üretebiliriz? 1000 böyle korkutucu bir rakam görüldüydü. Ama böyle bir atölyeyle 100 tane kaynakçı inan. Peki yani, ortalama yani kaç kişi çalışıyor projede şu anda? 10 kişi, bir 30 komple kadar atölye şu anda. Evet. Sadece demir işi için çalışıyor bunlar. 30. Artı kapatmaları var. Aynen yani ben artı size anlattıklarınızda sanki bir 400-500 kişi şu anda aktif olarak proje belki üzerinde de fazla çalışıyor gibi geldi. Belki de fazla. Evet. Belki de fazla. Bir diğer taraftan bu atölyeleri bir de günlük hayatın tabii gerektirdiği işleri de yürütüyorlar. Çoğu kapattı. Günlük hayata olan işlerini. Evet. Mesela Facebook'ta yazarlar, kusura bakmayın müşterilerim, 10 gün işbirliğinizden ilgilenemeyiz. Evet, böyle atölye. Evet. Okay. O artık coşkuya dönüştü. Bir yarışa dönüşmüş. Tabii kim daha çok üretecek, kim daha hızlı üretecek. Çok hissederek yaşıyor. Çok fedakar yani. Evet yani şimdi ihtiyacı hissederek bu deprem acısını yaşadık. İşte daha taze yavaş yavaş kabuk bağlamaya başladı yaralarımız ama diğer taraftan İşte yaklaşık 10 bine yakın ev yıkılmış. 1 milyona yakın insan şu anda konut ihtiyacı hissediyor Türkiye'de. Evine girmek istemiyor. Yani şimdi saygı barınma yani. İnsanoğlunun yani en birinci ihtiyaçlarından biri. O insanların içine girdiğini, evet. O insan orada yaşamaya başladığını düşündük. Dolayısıyla biz şimdi Kıbrıs'ta evet daha güvenli bir yerdeyiz. İşte iklimimiz daha ılıman, çok fazla soğuktan etkilenmiyoruz belki ama şu anda gerçek anlamda benim de gözlemlerimde işte çadırda o soğuk kötü koşullarda hayatını sürdürmek, yeniden kurmaya çalışan birçok aile var. Dolayısıyla biz burada elimiz kolumuz bağlı oturamazdık diye düşünüyorum. Tabii ki kayıtsız kalınamaz. Evet. Evet. Zaten onun izahını yaptım. Nasıl kalınabilirdi ki? Yani biraz insan olmak bile yeterli. Evet. Yani daha fazla seni söylememe gerek yok. Biraz insan olmak. Gerçekten. Biraz sanırım projede o şekilde şekillendi. Yani yaşam alanı dediniz. Yani normalde işte şu anda bildiğim kadarıyla 21 metrekarelik standart konteynerlerle işte alanlar oluşturuluyor. Yaşam alanı olursa siz biraz daha uzun vadeli daha, bir yaşam olsun. Hem uzun vadeli hem daha çok insana hitap edebilmek. Evet. Daha çok aileye. Yani şimdi iki konteynerde belki 5 kişiyi, 6 kişiyi çok daha rahat barındırırken bir tek konteynere 4 kişiyi koymak. Aile büyüklüğüne göre daha değişiyor. Yani aile büyüklüğünü de göz önünde bulundurmak lazım. Birazcık daha da sonuçta uzun bir süre kalacakları için biraz daha konfor alanlarını da geniş tutmak lazım. Sonuçta bu insanların yıkılan evleri var. Hiçbiri de 20 metrekare değildi. Yani. Evet. Doğru. Şimdi biliyor musunuz? Hakikaten çok büyük bir üretimimiz var. Başlangıçta biz bunu tahmin edemedik. Gerçekten edemedik. Edilemezdi zaten. Aslında kapasitemizin farkında değilmişiz. Çok güzel. Birleşince oluyor bu kapasite. Evet. Teker teker baktığınızda hiçbirimizin böyle bir kapasitesi yoktur. Yani. Hiç. Kolektif çalışma yani, olarak söyledim zaten. Tabii ki. Evet, beklemiyordu hiçbirimiz. Evet. Gayet samimi bir şekilde. Herkes itiraf ediyor kendi kendine şimdi. Evet. Ama istedik yani yapmak. İstedik. Tabii ki. O istek o coşkuyu yarattı. Tetiklediği. Başlangıçta iki yaparım diyen atölye, iki tane yaparım diyen atölye şu anda ona çıktı. Çok iyi. İnanılır gibi değil. Evet. Yani kendi gücünü de bilmiyor atölyeler aslında. Çünkü toplantı yapıldı, organize olundu. Evet. Sevkiyat çünkü satın alma ona göre yapılacak değil mi? Malzeme bulunacak. Hiç kimse kendi kapasitesini ortaya koyamadı. Evet. Biz nereden koyabilirdik ki? Ama şu anda bambaşka bir şey oldu. Gerçekten. Malzeme nasıl gidiyor? Yani malum biz işte karşı karşıya olan atölyeler birbirlerine malzeme çekmeye başladı. Evet. Sen bana ver ben bir ben devam edeyim. Eksilen bir başka yerden alıyor. Ve hesap da veriyor. Not da alıyor. Düşünebilir misiniz? Evet. Çünkü hesabı kitabı da var. Tabii. Böyle gidiyor. Malzeme burada üretiliyor şu anda. Daha maddesi geliyor tabii Türkiye'den. Evet. İthalat oluyor. Çok bir sıkıntı yok sanırım. İlk başta çünkü biraz endişe vardı. Hani zaten zorlanıyoruz. Gene yavaş. Gene yavaş. Hızımıza yetişmiş değil. Tedariğinde zorlanıyoruz tabii. Evet. Çok zorlanıyoruz. Yani hızımıza yetişemiyor. Üretim hızına yetişemiyor. Doğrudur. Şu anda sandviç panelinde. Kaplamada eksiğimiz var. Evet. Ve o toplantıdan dolayı bir anda
neredeyse bende unutkanlık yarattı şey program. Panik içinde geçmeye çalıştım. Evet. Panel üretiminde şu anda üretimi var. Panel üretimi ama üretimin hızına. Evet. Kaynakçının hızına yetişemiyor. Yoksa o da bir üretim. Tabii. Sonuç olarak. Paralel de gitmesi gerekiyor. Herkesin birbirinin ihtiyacını da tamamlaması gerekiyor. Birbiriyle iletişim içinde gidiyor. Yani evet. Fabrika demek geridir gerçekten. Fabrika demek geridir ama o iletişim içinde çalışan bir sürü insan var. Şimdi ilk sevkiyatımız haftaya mı gözüküyor? Haftaya. Ne durumdayız? Evet. Hafta başı. Aynı. Başı ve haftaya diyelim. Çünkü... Hafta başında gönderiyoruz. Peki ne durumda, nereye kuracağız, belli oldu mu, netleşmeye başladı mı o süreç? Evet, o da netleşti. İskenderun. Evet, o İskenderun bölgesine kuruluyor. Sevkiyatı biz buradan yapıyoruz. Sevkiyatı buradan yapıyoruz. Teslim mi edeceğiz yoksa biz mi kuracağız yok, oradaki şeyi? Onlar bize yer gösterecek, hazırlayacak. Biz gönderiyoruz onları. Evet, ustalarımız son noktaya kadar. Ama altyapısı hazırlanmış. Evet. Altyapısı hazırlanmış sahaya. Evet. Ustalarımız son noktaya kadar taşıyıp kurulumu biz yapacağız. Koyacağız. Değil mi? Tabii. Yerine zaten koyacak. Hazır gidecek, yerine yerleşecek. Olsun ama neticede oradaki organizasyonun yapılması, orada başında hani denetlemesi, duracak. Başında tabii, durulması. Tabii. Çünkü en büyük soru işaretlerinden biri oydu. Hani evet tamam biz bu maaşları yapıyoruz. Tamam üretilebilecek mi? Üretildi, doğru noktaya gidecek mi? Doğru yere tabii kurulacak ki, mı? Tabii ki. Hani kaybolmasından ekstra. İnsanlar onlar biraz şeydi. Onlar da ekstra. Evet. Bunu söyleyen bile. Tabii, Bunu söyleyen bile çıktı. Dolayısıyla hani sürecin şeffaf yönetilmesi, üretimin şu anda çok hızlı gitmesi ve doğru yere kendi elimizle teslim edip o insanlara hediye ediyor olmamız bence çok önemli. Dayanışmanın geldiği boyutu söylemek açısından gemicilerimiz dahi demir götürüp getirirken bizim konteynerlerini de her boş taşımayı kabul ettiriyoruz. Yani iş toplu taşımadan sonra her biteni de boş alanlarla götürüp teslim edecekler bu süreçte. Yani sadece böyle 100-150 değil. Öyle bir hazır olduksa hemen yükleyip göndereceğiz. Ona göre boyut ayarlandı. Ve her türlü desteği vermeye hazırdılar. Yani iki tane, üç tane, beş tane ne biterse anında o boşluğu doldurarak bize taşıyacaklar İskenderun'u. Yani güzel bir organizasyon olmuş tabii. Belli. Yani hem doğal gelişmiş hem de gayet şimdi organize bir şekilde ilerliyor. Herkes ne yapabilir mi ortaya koyduğu zaman Temel Bey? Herkese bir görev düşüyor zaten. Şimdi hazır programımızın ortasına doğru geldik. Yavaş yavaş hatırlatalım. Gerçi ekranda devamlı SMS numaramız duruyor. Tüm operatörlerden yardım yazıp 62-23'e seyircilerimiz gönderebilirler. 6 Şubat 2023 aslında 62-23. Evet. Onu da buradan söyleyelim. Yani 6 Şubat günü oldu ne yazık ki bu deprem. Ve akıllarda kalınabilirliği için 62-23'ü istedik olsun. Evet. 6 Şubat 2023 ve o şekilde bir SMS numarasını her iki operatörümüzden de aldık. Bunun dışında havale de yapabiliyorlar sanırım. Tabii ki. Kooperatif Merkez Bankası ve İş Bankası'nda hesaplar vardır. Sosyal medya hesaplarımızda sürekli bunlar sponsorlu olarak çıkıyor. Zaten hesapları açar açmaz ilk önünüze çıkan gene ataşlı bir şekilde hesap numaralarıdır. Hesap numaralarından da bağış yapılabiliyor. Burada herhangi bir sınırımız yok. İnsanlar istediği kadar yok. Gönderebiliyorlar. Evet. Evet. Bunlar yani da zaten günün sonunda siz... Bu örneği belki de çok kez verdik ama en basit örneği Serdarlı'daki üreten kadınlar lokma üretip de topladıkları parayı bize bağışladılar. Yani bu kadar da net. Benim kızım her gece SMS atmaya çalışır. Anneciğim benim her gece atmana gerek yok SMS'e. Bir kere atsan yeter. Evet. Yani herkes ne yapabilir? Yapmaya çalışıyor. Peki ilgi nasıl şu anda genel olarak gelen kampanya? Gidiyor. Çok güzel gidiyor. İşte şimdi bütün platform üyelerimizle tekrardan bir toplantı yapacağız. Çünkü hepsi de kendi üyeleriyle bir şekilde temas içinde bunu. Evet. Yani sonuçta 48 tane platformumuz. Yani çok basit bir şey söyleyeyim. Bizim bir başkanımız yoktu değil mi platformda? Yok. 48 başkandan oluşan bir platformdur burası. Tam bir dayanışma. Tam bir dayanışma. Bir başkanımız yoktur yani. Dolayısıyla 48 tane ayrı ayrı başkan şu anda kendi üyeleriyle nasıl destek olabilir konusunda, ne yapılabilirliği konusunda istişare içindedir. Herkes bir nasıl söyleyeyim seferberlik dediniz. Evet. O ne yapalım, ne üretelim, ne satalım, nasıl toparlayalım, nasıl talep edelim, tüm üyeleri nasıl katalım diye herkes de ayrı ayrı kendi içinde komiteler kurdu ve çalışıyor. Evet ama toplumda bir taraftan sanki bir yerden bir iteleme bekliyormuş, bir ışık bekliyormuş oraya doğru akmak için gibi bir hava gördüm ben. Yani çünkü kimse... Bugün Magosa'dan bir okuldan arandım ben. İşte bir anahtarlık gibi bir şey üretmek isteriz dedi ve bunu satalım ve bağışlayalım. Nereye bağışlayacaksınız dedim bunu. İşte dedi bir platform varmış dedi.
Oradan dedi, biz de dedi becersek dedi bu köy okullarından dedi toparlasak bu parayı, hı hı, bir küçük evde biz alsak dedi bu, hı hı, meleklerimiz için dedi, onların, evet, adını yaşatmak için. Çok duygulandım. Dedim ne gerekirse, ne destek lazımsa yapmaya hazırız. Hı hı, hı. Ne üretelim, ne yapalım, ne satmak istersiniz. Bu gerçekten, yani düşünün ki işte Magosa bölgesindeki köy okullarının kendi aralarında dayanışma kurdular. Hı hı. Bu dayanışmadan bir para elde edip de bu platforma yatırmayı düşünürler. Yani, evet, bunlar gerçekten bu toplumun hala daha bir birliktelik ruhunun aslında olduğunu, hı hı, ve bu kadar vicdanlı insan olduğunu görmek, evet, evet, gerçekten çok ciddi, evet, bir duygu seli yaratır yani. Hı hı. Ve evet. Tabii gönül isterdi ki bunlar yaşanmadan bunlar olsun ama bir şeyler de vesile olmuş. İnşallah sürdürülebilir, evet, olur. Evet. Biz bu platform, bu proje bittikten sonra da kalsın dedik. Vallahi şöyle çok bir durum var biliyorsunuz. Genellikle böyle güzel şeylerin tadını alınca insan vazgeçemiyor kolay İnşallah kolay. İnşallah ki bu birliktelikler devam etsin. Bu bir projedir. Günün sonunda, evet, her projenin olduğu gibi bunda sonu vardır. Hı hı. Ama güzel olan tarafı yani gerçekten 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi haftada iki kere toplanıp neredeyse İstişare ederiz, bağırma, konuşuruz. Kendi bağırma, çağırma, bazen kendi dertlerimiz. Güzel olan gerçekten bu iletişimin, bu etkileşimin, evet, de olması çok büyük bir artı oldu yani. Yani, hı-hı, evet, gerçekten önemli şeyler. Keşke gerçekten nüsibet, bir nüsibet derler ya, bir nasihata bedeldir. Yani doğru, çok haklısın. Olay sonrası olmasa böyle bir trajik olaylar sonrası olmasa, evet, bu birliktelik ve bazı hedefler içinde, güzel şeyler içinde bir arada olsak. Değil mi? Bu bir, tabii, dönüm noktasıdır bence bu ülke. Bence de. Yani gerçekten böyle bir ateş lazımdı bize. Böyle bir, evet, kötü bir kolu, olay lazımdı. Havzayı hep canlı tutalım. Evet. Ve bu birlikteliğe hep ihtiyaç olduğunu ifade edelim. Onun işaretleri geliyor zaten. Ben oraya sıçrama yapmak isterdim. Kaç tane okul arıyor şu anda bilir misiniz? Bu birliktelikten dolayı, bu dayanışmadan dolayı. Evet. Çünkü eski yapıları olan, tehlike arz eden veya öyle zannedilen, evet, bir sürü yapı söz konusu. Ve bu enerji gerçekten muktedirdir. Şimdi içeriden gelen talepler var size. Evet. Yani, tabii ki. Burada içeriden ama, talepler. Evet, bu güzellikleri, geleceğe dönük, evet, hedefleri de yaratıyor şu anda. Hı-hı. Kaç tane okul gerçekten inanılmaz. Milli eğitime kadar. Konteyner talep edenler var. Mesela, evet, sanırım yani Dikmenlik Okulu. Şey, okulu boşaltmak zorunda. Yeni Erenköy Okulu. Bize pek konteyner çok kurabilir, evet, misiniz acaba da dersleri devam edelim diye arayanlar var. Hı-hı. Ben konteynerde okudum. Hı-hı. Yani pre-applicable'de, evet, eğitimimi tamamladım. Yani bunda bir sıkıntı yok. Yani bu enerji, bu elektrik, bu dayanışma bir sürü şeye muktedir. Evet. Yani bu güzellikler bir sürü şeye dahil atmaya adaydır diye düşünüyorum. Yani böyle kötü zamanları birlik olarak, beraber çalışarak çok kolay atlatabileceğimizi düşünüyorum. Ve birçok konuda. Birçok konuda. Evet, başarılı. Bunun uzun soluklu bir şey olması da ve gerçekten bu kadar büyük hacimli olması da bunun ileride sürdürülebilir olduğunun da göstergesi olur. Yani bu tip oluşumlar bu şekilde kazasız belasız atladıp her şeyimizi bitirdiğimizde gerçekten, evet, kenetleyecektir. Yani işin toplum güzel tarafı biliyorsunuz hep böyle şeydir. Hani hep bir araya gelelim, bir şeyler yapalım, konuşmalar, konuşalım, şeyler, işte organizasyon öyle yapılmaya çalışıyor ama olmuyor. Bu olay son derece doğal bir şekilde gelişti. Bir kere gelişti. Burada güzel olan tarafı, ilk kez kimsenin bir çıkarı, evet, yok. İlk kez kimsenin bir egosu yok. Hı-hı. İlk kez kimsenin bir yarışı yok. Evet, bir buradaki dayanış, tek yarış, ben daha ne yapabilirim yarışıdır. Daha ne verebilirim? Ne yapabilirim? Onu soracaktım. Bir de sizin de sohbet ederken şeyden bahsedebilir miyiz yarışı? Yetiştireceğiz onlar yani vallahi. O bitti. Başlamak bitirmenin yarısıdır, evet, derler. Evet. Ama bizde sen, o telaş geldi. Tabii. Yani biraz önce sohbet ederken şeyden bahsetti. Şimdi birlikler arasında bir yarış var. Siz mesela Reklamcılar Derneği özelinde neler yaptınız proje kapsamında? Çünkü öyle bir de artı çalışma aslında var. Yani daha fazla katkı koyma açısından. Şimdi nasıl bir yarış var, onu, hı-hı, anlatayım size. Yani yarış da denilmez bunun adına. Evet. Mesela biz dernek olarak işte şimdi platformun bir WhatsApp grubu var bu, evet, arada. İşte orada bir 60-65 kişi var, işte başkanlar, as başkanlar, diğer katkı koymak isteyenler, belki basından birileri falan. O zaten sürekli böyle dinamik. Hı-hı. Her an her dakika herkes ne atacak diye bakar, hı-hı, o gruba. Hı-hı. İşte Hürrem abiden bir fotoğraf geldiğinde demirciler çalışır, üst üste, üst üste altlar. Hemen heyecanlanır. Herkes alkış koyar. Ayrı duygular içinde, evet. Çok ayrı bir olay var orada, evet, ve herkes orada kilitlenmiş o WhatsApp grubunda bekler. Ayrı işte bizim reklamcıların ayrı bir grubu var. Ben dediğimde ki biz ne yapalım? Gelin konuşalım. Herkesin müşterisi vardır, otelleri, şu su bu su.
Bu kampanyada kimse bir para düşünmeyecek dedim ben net olarak. Para yok yani. Herkes kaç metrekare ne basıp hangi billboarda ne koyabilir, ne kadar duyurabilir, sosyal medyayı kim yönetebilir, logoyu kim yapabilir? Bu dayanışmayı biz de kendi içimizde nasıl çözecek? Evet. Günün sonunda ne oldu bilir misiniz? Onlar da kendi işlerinde dayanışmayı öğrendi. Ve yarışa girdiler. Mesela hangisi kaç metrekare daha fazla poster asacak? Evet. Ben de bunu vereyim, ben de şunu yapayım. Evet. Ve ben şöyle bir şey dedim. Tabii ki bu yaptıklarınızın hepsinin bir maliyeti vardır. Biz de platform olarak sizlere bağış makbuzlarınızı ileteceğiz. Kimsenin şeyinde değiliz. Yani net olarak deyin ki bu kadarlık üretim yaptınız. Bu emekte de aynıdır. Evet. İsterseniz faturanızı da kesiniz. Bizim platformumuz olarak zaten her şeyimiz yasaldır. Size bağış makbuzlarınız kesilecektir. Arka arkaya benim fark etmediklerim bile geliyor. Fotoğraflar atılır ve der ki ben filanca yere 36 metrekare iş yaptım. Filanca yere şunu yaptım. 100, 200, 300, 500 ve inanılmaz bir hacimde şu anda girdi. Ve ben şeyi düşünmeye başladım ve onu yazdım. Çocuklar bunu yapıyoruz ama tamam duralım. Sosyal medya zaten iyice yapıyor. Bir arkadaşımız web sitesini yaptı. Orada evet. canlı belki ne kadar bağış toplanıldığını girmeye çalışacağız. Oradan bağış yapılabildiği, evet. yapılabileceği konu. ktdayanışmaplatformu.com evet, şu anda doğru hazırlandı söyledim. O da ve yayına girecek. Bunu yaparken de şey endişesi. Dedim ki bir sürü malzeme kullanılıyor. Bunları da ne yapalım? Bunları da günün sonunda söktüğümüzde gelin bir hayvan barınağına bağışlayalım. Orada işte o hayvanların kapatılmasında kullanılsın. Bunu bile düşünmeye başladık artık tabii. Yani yarış dediğim size bu. Herkes nasıl yardım edebilirim yarışı içinde? Aynen. Başka bundan yarış güzel yok. Yarış yok herhalde. Bundan başka bir yarış yok yani. Peki Hürrem Bey, sizin tarafta, zanaatkarlarımız tarafında zaten el emeği, iş gücüyle evet, hemen sürecin içerisinde canla başla çalışıyorlar. Sizin bunca yıllık tecrübeniz, işte bir savaş gördük, geçirdik burada. Nasıl değerlendiriyorsunuz konuyu? Evet, yani tecrübe, deneyim de var tabii. Evet. Yani bu toplum zaman zaman bunu yaptı. Tam da onu düşünüyordum. Beynimi okudunuz. Evet, bir güvensizlik var toplumda. Herkes birbirine düşmüş halde gerçekten. Bir yere gidemezsiniz. Bu halinizle bir yere gidemezsiniz. Deprem öncesinden bahsediyorum. Muazzam bir güvensizlik var. Evet. Kendimize olan güveni yitirdik. Zaten güvensizlik biraz da oradandır. Öyle diyorum ben. Ama bu olayla birlikte aslında giderek tekrar bir şey yapılabileceği ortaya çıktı. Evet. En büyük mesele de neydi bilir misiniz? Kendi içimizdeki tartışmada da biz çok küçüğüz. Küçük ülkemiz kadar işletmelerimiz de küçük. Evet. Dolayısıyla nasıl yapacağız? Hep bu endişeler vardı. Dedim ya kendimize olan güveni de yitirdik. Evet. Noktası vardı. Ama küçük olmak meğerse hiç ama hiç dezavantaj değilmiş. Değil. Mesele orada değilmiş yani. Tabii. O çıktı ortaya. Odak noktası sonra değil. Odak noktası o. Bütün mesele o dayanışma şeyinin insanda var o. O ruhunun ortaya çıkması. Evet, o dayanışma eğilimin ortaya. Bütün mesele oymuş. Evet. O bir yerde duruyordu işte. Şu hadiseden, bu hadiseden onlar için tartışacak değiliz ama tarihten, geçmişten velhasıl bir sürü olaydan ama o dayanışma halimiz unutulduydu neredeyse. Evet, doğru. Biz aslında oda olarak özellikle bayağı tecrübeliyiz bu konularda. Çünkü pilot çalışmalar yürütüyoruz. Karpaz İskele bölgemizde. Ve insanların bir araya gelmeye başladığını görmüştük aslında. Üretim üzerinden tabii. Bu kadar büyük bir paylaşım değil, toplumsal bir paylaşım değil. O bölgeye mahsus, o bölgeye ilişkin çok büyük başarılar elde edebiliyoruz. Şu anda insanlar zeytin ağacı ekiyor mesela. Bağcılığa döndüler. Doğru. O dayanışmanın yarattığı sinerjiyle oldu. Tabii. Birileri pazarlama yaptı, birileri analizi yaptı. Çünkü üretmek bulaşıcıdır. Kümeleşme yani, yaptılar. Evet. Kümeleşmenin sonucu olarak dayanışma işte. Tabii ki. Kümeleşmenin kendisi dayanışma. O tecrübe bizde bir hayli vardı aslında. Ama bu olay bambaşka tabii. Onunla karşılaştırılacak gibi değil. Evet. Düşünün binlerce insan çalışıyor. Çok doğru. Binlerce insan bir şey yapıyor ya da. İçinde kendini hissediyor. Bunu işte ileriye taşımak lazım. Bunu kurumsallaştırmak lazım. Çok doğru. Mesele burada. Yani eskiden biliyorsunuz kooperatiflerimiz vardı. Yani üreticilerimiz bir araya gelip bir güç halinde hareket ediyordu. Sanırım işte bu platformla ama beraber çok farklı sektörler var. Çok farklı dernekler var. Çok farklı kulüpler boyutu, var. Boyut çok büyük. Aldı başını. Yani buradaki güzel örnek şu. Yani demek ki bir araya gelince gerçekten ortaya inanamayacağımız bir üretim olabiliyor ve yani, çıktı alabiliyoruz. Abi daha söyleyeyim. Dünyanın en büyük fabrikası kurulmuş şu an. İnanın buna. Evet. Gerçekten inanın.
Eksiklik neredeydi? El birliğindeydi. Doğru. Aynı hedefe kilitlenmedeydi. Birlikte olmadaydı. Eksiklik oradaydı. Doğru. Birbirimize düşmemizdeydi. Eksiklik oradaydı. Ve bunu hepimizin, bu toplumda yaşayan her bireyin bunun sorumluluğunu taşıması gerekiyor. Çünkü buradan çok güzel şeyler de çıkar. Şimdi biliyorsunuz ve depremde de bitmiyoruz. Tabii şimdi depremde mesela binalarımızın güvenliğini, sağlamlığını konuşuyoruz. Mesela, İlk önce temeline mesela, bakıyoruz değil mi? Yani temel sağlamsa bina üstünde mesela, güçlüdür diye düşünüyoruz. Aslında toplumda da aynı şey. Yani mesela, biz hep şeyden şikayet ediyoruz. Mesela, işte yöneticilerimiz işi yürütemiyor, yönetemiyorlar. İşte hatalar yapıyorlar. Aslında asıl güç toplumda. Yani biz toplum olarak güçlü bir arada oraya olabilirsek gelecek, oraya gelecek. Üst tarafta da yönetim ona göre hareket edebiliyor yani, aslında. Yani bilir misiniz, çuvaldız her zaman kendimiz olmalıyız. Evet. Ben ne yapıyorum sorusu sorulmadan bir başkasını eleştirmek kadar kolay bir şey yok. Ya da sorumluluğu birilerine atmak kadar kolay bir şey yoktur. Gerçekten. Ama bu bir eğilim olmuştu işte. Hep bir yerlerde arıyorduk sorumlulukları. Ama bizim sorumluluklar nereye gitti? Bizim yapmamız gerekenler nerede? Sanırım başlangıç noktası da bu. İnşallah. Böyle olmalı yani. Herkes kendi sorumluluğunu hatırlamalı. Evet. 62-23 bence Kıbrıs için de bir dönüm noktası olsun. 23 olsun bir dönüm noktası. Evet. Evet. Yani zaten düşünebilir misin? Dilek ötesidir artık. Çünkü dilekler de çok tutmuyor ya. Bu artık dilek ötesi bir uygulama alanı oldu. Düşünün şimdi, bir mesaj atmıştım. Bunu yine Beretel'in bir programında söyledim. Evet. Sanayi Odası'nda bir programında. En yakın arkadaşımız yakınlarını yitirmiş. Mausa'da yaşanan bir sürü arkadaşımız var. Aynı şekilde Hatay'da, Adıyaman'da. Evet. Ne dersiniz o insan için? Yani bir dilek tutmak, sadece bir dilek ortaya koymak, başsağlığı dilemek çok zor diye yaptım zaten. Ne diyeceğimi de bilemiyorum diye mesajlar attım. Önemli olan orada bir şey yapabilmek. Doğru. Doğru. Onun yanıtını bulabilmek. Çözüm bittiği yerde bir şey yapmak lazım. Evet. Aynen böyle. Bu böyle bir durumdur bu. Ve evet, çağrımız olsun gerçekten. Anlaşılır olmayan bir şeyler de varsa biz buralardayız. Her yerdeyiz. Bağışlarımızı çok rahat toplamaya devam ediyoruz. Yani şu ana kadar kampanyanın sürmesi için ya da sonlanması için yeterli değildir. Devam etmesi için yavaş yavaş programımızın sonuna giriyoruz o zaman. Sizinle lütfen son bir kez daha duyuralım buradan. Ben özellikle bağışlar konusunda tekrar çağrı yapmak isterim. 62-23 tüm halkımız içindir. Yani herkesin çorbada tuzu olsun, 62-23 50 TL'dir sadece oradaki. Yani az diye düşünmesin hiç kimse. Az diye düşünmesin. Günün sonunda gerçekten SMS'ler bizim için çok önemlidir. Her bireyden 50 TL geldiğinde gerçekten bu projenin sonlanması için belki de yeterli olan paradır. Doğru. Çok önemlidir. Onun dışında tabii ki yani havaleyle yapmak isteyenler için kooperatif ve iş bankasında hesaplarımız vardır. Platform üyelerine ulaşabilirler. O üyeler üzerinden destek bildirebilirler. Yani atıyorum bizim Girişimci Kadınlar Derneği'ne farklı noktalardan destekler geldi. Siz bizim adımıza bağışlayın dendi. O da olur. Esnaflara, hakeza, her yerde işçi sanayiciye ulaşıp biz size yapalım lütfen destek verin deyip kendi kurum kuruluşuna güvenenler de vardır. Her gün için arayan iş insanlarımız, İngiltere'den, Avustralya'dan arayan dernekler, topluluklar vardır. Ama tabii biraz harekete geçmek lazım. Her noktadan arayan soran vardır. Ama önemli olan hemen icraata geçilmesidir. Evet. Tabii ki bütün kaynakları ortaya koyuyoruz. Malzeme tedarikçileri sağ olsunlar hiç kırmadan her şeyi yapıyorlar. Ama gün sonunda projenin de tamamlanması gerekir. Ve inşallah ki belki de 1000 ev değil 2000 ev yapalım. Keşke öyle bir para toplayalım. Biz üretiriz. Tabii. Üretiriz. Ve ihtiyaç da sonsuzdur. İhtiyaç da gerçekten orada sonsuzdur. Yani benim çağrım bu yönde olacak aslında. Yoksa birliği, beraberliği, dayanışmayı geçtik. Toplumun güveni, halkın güveni şu anda bize oturmuş durumdadır. İstedikleri her türlü soruya bize ulaşıp sorabilirler. Akıllarındaki her türlü sorunun cevabı vardır. İşte niye ilk gün 170'ti, şimdi 130'du? Cevabı nettir. Buraya, bu kasaya düşen her kuruşun denetçisi mevcuttur. Her şeyin hesabı verilebilir durumdadır. Biz şu anda 100 blok bağış makbuzu bastık. Her kuruşun makbuzu veriliyor. Teslim fişleri basıldı. Alınan her malzeme teslim edildiğinde denetçiler tarafından kontrol ediliyor. Ve bunları yapanlar iş insanlarıdır. Evet. Yani burada çalışan birisi değil. Burada herkes gönüllü bu işi yapıyor. Tabii, çok İşini önemli. Gücünü bıraktı. Gerçekten bu projeye gönül verdi, yapıyor. O yüzden gerçekten
bu projeyle ilgili hakikaten sormak istedikleri her şeyi bu platformda ki 48 üyeyi yine size de paylaşırız. Paylaşın. Hangi üye sorarsanız sorun bunun cevabı hepsinde vardır. Çünkü evet. Şeffaftır, anlaşılabilirdir, karmaşık bir şey değildir. Bağımsız bir denetim kurulumuz vardır. Bu tarafta üretimde gerçekten daha ötesi yok. Yani sonuçta 30 kişi sadece esnafın üyesi burada çalışıyor. Atölye. 24 saat başlarındadır bu evet. atölyede. Şimdi zaten programımızın sonuna gidip evet. sizi buradan hemen yani, üretimin başına uğurlayacağım. Yani yılların her bir tecrübeyle amele izliyor evet. adam burada. daha ne yani? Doğru. O yüzden çağrımız tabii ki bizim burada sadece destek çağrısı olabilir. Onun dışında biz teşekkür ederiz. Gerçekten bu projenin parçası olmaktan ben kendi adıma zaten çok gurur duyarım. O ayrı konu. Onun dışında da arkadaşlarla birlikte çalışmak ayrı bir haz ve ayrı bir coşku, evet. ayrı bir olay. Hep birlikte bir şeyler yapmak ve toplumun çok farklı kesimlerinden, çok farklı insanlarla bu şekilde işbirliği içinde çalışmak zaten belki de benim işte 26. Evet. senedeyim iş hayatımda yaşadığım bir ilktir diyebilirim. Evet. Emeklerinize sağlık, ayaklarınıza sağlık, ağzına sağlık. Biz bu proje devam ettiği sürece ekran üzerinden paylaşmaya teşekkür devam ederiz. Edeceğiz. Sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Gelişmelerden bunları dinlemeye devam edeceğiz. İnşallah görüşmek üzere diyorum çok tekrar bir sonraki programda. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, bir programımızın sonuna geldik. 62-23 50 TL hemen herkes yardım diye yazıp gönderiyorlar. Birazdan ana habere bağlanacağız. Görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar.